Yeni bir videodan herkese selamlar. Geçtiğimiz aylarda Link, Direct, Parsha, Brody için Neo Beas kostümlerinin geleceğini sizlere söylemiştim. Form sitelerinde bu kostümlerle ilgili paylaşımlar yapılmaya başladı. Anketleri başlayacakmış. Ankete göre buradan seçilecek iki kostüm Neo Beas kostüm olarak gelecek. Yakın zaman içerisinde değil ama ilerleyen aylarda Eudora kahramanı için kolektör kostümü gelecek. Böyle bir tonlara sahip olacakmış. Hatta efektler bile var. Bu efektlere baktığımız zaman Eudora için güzel bir kolektör kostümü geliyor diyebiliriz. Bununla ilgili farklı detaylar çıkınca sizlerle paylaşacağım ama dediğim gibi yakın zamanda beklemeyelim. Canlar, Alucard Legend kostümünün revampından geçtiğimiz videolarda sizlere bahsetmiştim. İki kostüm vardı, anketi yapılacaktı ve seçilen alt taraftaki kostüm oldu. Alucard Legend kostümü yakın zaman içerisinde alt kısımdaki gibi olacak. Yakın zamanda oyunumuza gelecek olan kahraman revamplarından sizlere bahsetmek istiyorum. Helcurt kahramanının revampını görüyorsunuz. Sol taraf eski, sağ taraf yeni. Bu revamp geldikten sonra Helcurt kahramanı için iki kostüm birden göreceğiz. Kostümlerden birisi yıldız üyelik kostümü olacak. 110 kahramanı içinde bir revamp mevcut. Sol üst tarafta eski hali, sağ üst tarafta yeni halini görüyorsunuz. 110 revampı da yakın zamanda oyunumuzda olacak. Bu revampla birlikte yeni bir kostümle gelecek. Alt tarafa bakacak olursak Povus kahramanının yeni hallerini görüyorsunuz. Bu iki halde oyunumuzda olacak ve Povus kahramanının revampı yakında geldiğinde bir adet yıldız üyelik ve bir adet de farklı türde bir kostüm Povus severleri bekliyor. Hazır revamplardan bahsetmişken Blazing Fest kostümlerinin revampından da bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda oyunumuzda olacak bu revamplarda ve bu revamplar oyunumuza geldiğinde MLBB oyunu bütün Blazing Fest kostümlerini indirime sokup marketten satışa sunacak, bilginiz olsun. Yıldız üyeliklerle alakalı önemli gelişmeler var. Karina, Joy, Xavier, Martis, Alucard, Yeve, Gusyon, Nolan ve Julian gibi kahramanlara yıldız üyelik kostümlerinin geleceğini önceki videolarda sizlere söylemiştim. Bunlara Zax ve Helcurt yıldız üyelik kostümlerini de ekliyoruz arkadaşlar. Helcurt'a revamp geliyor biliyorsunuz. Bu revampla birlikte uzun süredir gelmesi beklenilen bu yıldız üyelik kostümü de gelecek. Zax'ınkini de önceden biliyorduk. Bunları da sıraya alacağız. Ekranda görmüş olduğunuz tüm yıldız üyelik kostümleri önümüzdeki aylarda sırayla gelmeye başlayacak. İlerleyen günlerde de hangi aya hangi kostümün geleceği belirlenecektir. Onu da sizlere bildiriyor olacağım. Nisan ayının 6'sında gelecek olan Moskov Ejder İblisi etkinliğinin son görselleri bu şekilde. 1x ve 10x çekilişleri yapacağımız butonların görüntüsü, dilek kutusu görüntüsü ve diğer ikonlar. Alt kısma baktığımız zamansa Moskov'un Ejder İblisi kostümü 800 puan. Hanabi'nin geçtiğimiz yılki Allstar kostümü 800 puan. Univer Legend 1600. Eski M-World Suit'un Allstar kostümleri 600 puan. Hatta geçen yılın Eudora ve Mia Allstar kostümleri de etkinliğin mağazasında olacak. 6 Nisan'da gelecek olan Ejder İblisi etkinliğinin Part 1 Premium tedariği Nisan ayının 13'ünde gelecek. Part 2 Premium tedarik ise Nisan ayının 20'sinde gelecek. Part 1'den 18, Part 2'den 18, toplamda 36 bilet buradan alacağız. MLBB oyununa rakip bir oyun geldiği için de daha fazla token verecek görevlerde Premium tedariğe eklenebilir. Bunun yanı sıra Part 1 ve Part 2'de toplamda ücretli bir şekilde minimum 1600 promosyon elması toplayacağız. Promosyon elmaslarınızı Moskov Ejder İblisi etkinliğinin 1x çekilişinde kullanabileceksiniz ama indirimli olan da değil. İndirimsiz olan da 100 elmas yerine 20 elmas vereceksiniz. Geri kalan 80 elması 80 promosyonu şeklinde ödeyeceksiniz. Hatta bu etkinlik geldiğinde sizlere rehber olsun diye bütün detaylarıyla video çekip anlatacağım. Canlar, ekranda görmüş olduğunuz bu ikonları sakın unutmayın. MLBB oyunu ilerleyen günlerde bu ikonlarla ilgili etkinlikler getirecek. Bu etkinliklerde bizlere ucuza bedava kostümler ve diğer eşyalardan verecek. Şu yukarıdaki ikon size tanıdık gelmiş. Hatırlarsanız Johnson'ın kostümünü alabilmek için yollar çiziyorduk ya sürekli. Buna benzer bir etkinlik daha gelecek ama farklı tonlarda yine bizler yollar çizeceğiz ve o etkinlikten ödüller kazanacağız. Böyle bir etkinlik gelecek. Emoji de ona bağlı bir şey olacak. Rank Party, sıralı maçlarla ilgili bir etkinlik gelecek. Bu kitap ve bu yıldız işareti onunla ilgili olacak. Zaten KOF'un geldiğini biliyoruz. Buradaki kutuya baktığım zaman bu kutunun içerisinde şafak kristalleri ve savaş puanları, CP'ler gözüküyor. Şuradaki bilet, bunun ne olduğunu kestiremedim. İlerleyen günlerde detayları çıkacaktır. Ve şuradaki üzerinde şafak kristal logosu olan kalkana benzer bir şey. Bunların hepsine şu an detay yok ama ilerleyen günlerde detayları sizlere vereceğim. Bilmeniz gereken çok güzel bedava kostümler alacağımız, ucuza kostümler ve eşyalar alacağımız güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Yeni gelecek olan KOF kostümleri ve KOF etkinliği ile ilgili farklı detaylar çıkmaya başladı. Hatta daha kaliteli farklı ikonlar vesaire. Ekranın üst kısmı etkinliğin ödül havuzunun arka plan efekti olacak. Bu kart ise 1x 10x çekiliş yaparken ekranda dönen bir kart oluyor ya. Onun görünümü, normal ödül çerçevesi, kaliteli ödüllerin çerçevesi, bu yelpaze, Mayi'nin yelpazesi. Bu popülerlik eşyası olarak verilecek büyük bir ihtimalle. Şu etkinliğin ikonu olacak arkadaşlar. Mini ikonu zaten Valir, Paki, Tomaşa için geldiğini biliyorsunuz. Bu da etkinlikteki 1x 10x butonu olacak. King of Fighters 97 Part 3 KOF serileri 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında orijinal sunucuda yerini alacak. Part 1, Part 2 premium tedarik olacak. 1x'in günlük indirimi olacak. 10x'in bir kereye mahsus %50 ya da %30'luk bir indirimi olacak. Farklı detaylar vesaire olursa bilgisini sizlere vereceğim. Zushin'den sonra oyunumuza 2 yeni kahraman daha gelecek. Sağ taraftaki kahraman 127. kahraman, soldaki ise 128. kahraman olacak. Sağ taraftaki kahramanı farklı oyundaki bir karaktere benzetebilirsiniz ki doğru. Tekken'de var. Ve şunu söyleyeceğim. Buna benzer bir karakteri Mobile Legends oyunu tasarlayıp oyunumuza getirecek ya. Devamında MLBB x Tekken işbirliğine hazır olun canlar. Mükemmel kostümler gelecek, haberiniz olsun. Sol taraftaki kahramanımız dediğim gibi 128. kahraman, savaşçı rolünde olacak. İlerleyen günlerde farklı detaylar çıkarsa muhakkak sizlerle paylaşacağım. Mobile Legends oyunu yeni bir işbirliğine hazırlanıyor. MLBB x Seven deadly sins. Bunu bilenler biliyordur. Ben çok izlemiyorum anime canlar. Böyle bir anime işbirliği gelecekmiş ve kostümler Alucard, Rafael, Chu için gelecekmiş. İlerleyen günlerde bununla ilgili detaylar çıkacaktır. Muhakkak sizlerle paylaşacağım. Bu animeyi severlere de hayırlı olsun. Canlar, Mobile Legends oyunu Allstar'a özel hediye kodu paylaştı. Bu kodu kullanmak için oyuna giriş yapıyorsunuz. Profilinize tıklıyorsunuz. Sağ üst taraftaki ayarlar sekmesinde hediye kodu diye bir alan var. Buraya tıkladığınızda kodu buraya yazıyorsunuz. Allstar 2024. Tabii ki de dandik bir şey verecektir. Tamam butonuna bastığınız zaman şöyle ödüller gönderiliyor diyor. Bozduruldu, ödüller gelen kutusuna gönderildi diye bir mesaj alıyorsunuz. Bazen ödül gönderiliyor deyip takılabilir. Siz belli aralıklarla denersiniz. Daha sonrasında posta kutunuza girdiğinizde şuradan açabiliyorsunuz. İçerisinden de ekranda görmüş olduğunuz ödülleri veriyor. Dandik eşyalar. Büyük ihtimalle sihir tozu verir bana. Ama ben bunu şimdi açmayacağım tabii ki. Çantada birikim yapıyorum ya canlar. Şu canım çantayı açarken tabii ki de onlara el atacağım arkadaşlar. Sizler de girmeyi unutmayın. Süresi var. Süresi dolmadan Allstar hediye kodunu kullanmayı unutmayın. Promosyon elmaslarının kullanımıyla birlikte marketteki bazı kostümlere indirimler gelecek. Ekranda indirimleri tek tek görüyorsunuz. Her birini sizlere saymayayım. Bazılarını bir elmas, geri kalanı promosyon şeklinde alabileceksiniz. Ama süre sınırlı IP'ye baktığım zaman 589 elmas indirime girmiş. Promosyon elması kullanabiliyorsunuz ama bir elmasa kadar inmediğini görüyoruz. Mesela Selena'nın, Roger'ın süre sınırlı epik kostümlerini görüyorsunuz. Bunlar da 589 elmasa kadar düşmüş ama bir elmasa düşmemiş. Acaba Mobile Legends oyunu bazı kostümlerde belli bir yere kadar indirim yapıp bazılarında da bir elmasa kadar düşürme mi yaptı? %99, %20, %34'lük indirimler görüyorsunuz. Yani ilginç bir durum. Umarım bu düzelir. Test sunucularında bu şekilde arkadaşlar. Orijinale geldiğinde inşallah ekranda görmüş olduğunuz bu epik kostümlerde bir elmasa düşer. Şöyle bir bakalım. Blazing Fest, Venom kostümleri, Dragon Tamer kostümleri, bunların da indirimi olacak. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Burası da mağazanın ön kısmı. Buraya baktığımız zaman bazı sandıklarda indirimler var ve şafak kristali sandığının geleceğini görüyoruz. Üstü ışınlanma efektleri görüyorsunuz. Bu üstü ışınlanma efektlerinde bir elmas, geri kalanı promosyon elmas şeklinde çevirme yaparak alabileceksiniz. Tesla Kulesi'nin de geldiğini görüyoruz. Bir de emojiler var arkadaşlar. Bunları da bir elmas, kalanı promosyon elması şeklinde alabileceğiz. Yakında bu indirimler uygulanacaktır. Belki de siz bu videoyu izlerken bile gelmiş olabilir. Bakalım Mobile Legends oyunu nasıl getirecek indirimleri. Canlar, ilerleyen günlerde Mobile Legends oyunu Legend kostümleri getirmeye devam edecek. Form sitelerindeki bilgilere göre yeni gelecek olan Legend kostümler buradan alınmayacak. Etkinlik Legendleri olacak ama burayı da ihmal etmiyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi büyülü çark kısmına indirim gelecek. %20'lik bir indirim olacak ve bir hafta süresi olacak. İndirim 9 Nisan'da. 9 Nisan'da gelecek olan indirimi kaçırmayın. Alacağınız Legendler varsa bu indirimle karlı alabilirsiniz. Şimdi Şimdi de çok hızlı bir haber turu yapalım. Nisan ayının 5'inde şanslı çevirme etkinliği gelecek. Bu etkinlikten Kaja, Digi, Hylos, Epic kostümlerini alabileceksiniz. Mantık 0 elmastan başlayarak yukarıya doğru giden çevirme maliyetlerinde erken bir şekilde şu parçayı çıkartmak. İlk olarak bu parçayı çıkartmaya çalışın çünkü erken çevirmelerde elmas maliyeti düşük olduğu için daha mantıklı olacaktır. Bu parçayı çıkarttıktan sonra da dilek alanından bu parçayı dileyip istediğiniz yerden 2 kez daha çıkartıp bu alandan istediğiniz kostümü alabileceksiniz. Bununla ilgili video gelecek. Nisan ayının 6'sında Moskov Ejder İblisi etkinliği ile birlikte mega elmas çekilişte gelecek. Burada 9 elmas karşılığında 14 bilet alabileceksiniz. Ve şu günlerde sandığı açtığınız zaman üzerine bir kez tıklayarak sandığı açtığınız zaman 10.000 elmastan 50.000 elması kadar elmas kazanma şansınız olacak. Buraya şans sayıları yazacak. Şuradan satın alım yaptığınız zaman eğer elmas kazanacak kadar şanslı değilseniz buradan da bayağı bir şafak kristali kasacaksınız. 16 Nisan'da elmas yükleme etkinliği gelecek. Belirtilen tarihlerde 100 elmas yüklediğinizde Mobile Legends oyunu sizlere ekranda görmüş olduğunuz eşyaları verecek. Biletler en önemlisi tabii ki. Buradan toplamda 5 bilet elde edebileceğiz. 3'ü için elmas yatırmanız gerekiyor. Geri kalan ikisi için de etkinliğe buraya 8 gün giriş yapmanız gerekiyor. Minator'un Zodiac kostümü 19 Nisan'da oyunumuzda olacak. Form sitelerindeki son verilere göre MLBB x Tekken etkinliği Mayıs ayında geliyor. Etkinlikteki her şey ilk geldiği zamandaki gibi olacak. Buradaki görevleri zaten hatırlıyorsunuzdur. Görevleri yaptıkça şuradan yukarıya doğru ilerliyorduk. Biletleri ve emojileri, diğer eşyaları topluyorduk. Bunun yanı sıra MLBB x Tekken etkinliği içinde Part 1, Part 2 Premium tedariği ve bilet toplayacağımız farklı etkinliklerde gelecek. 70x'e yakın bilet elde edebileceğiz. Unutmayın, form sitelerindeki verilere göre MLBB x Tekken etkinliği tekrardan Mayıs ayında geliyor. Exorcist'leri de soracaksınızdır muhakkak. Exorcist'ler etkinliği de geçtiğimiz videolarda söylediğim gibi Mayıs ya da Haziran ayında gelecek. Mayıs ayında eğer Jujutsu Kaisen etkinliği gelecekse büyük ihtimalle Mobile Legends oyunu Haziran'a erteler bu etkinliği. Çünkü etkinlik kalabalığı bizim işimize gelmez. Ama söylediğim ayların ötesine gitmeyecektir. Çünkü Mobile Legends oyunu bununla ilgili açıklama yapmıştı. Önümüzdeki günlerde Mobile Legends oyununa hangi kostümler gelecek? Anketler nasıl? Kostümlerin türü nasıl olacak? Hızlı göstereyim. Johnson kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Johnson'a Legend ya da Epic kostüm olarak gelecek. Legend daha ağır basıyor ve Legend'lerle ilgili birçok alternatif var. İlerleyen saniyelerde göreceksiniz. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Ghost'un kahramanı için Yıldız Üyelik kostüm olarak gelecek. Hatta sağ altta kostümün anket sonucu belirlendiğine dair form sitelerinde veriler var. Cloud kahramanı için de kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümler ikisi kahramanımıza gelecek. Bunlardan birisi Epic olacak, diğeri kolektör olacak. Hatta sağ üst taraftaki kostümün kolektör kostümü olarak geleceğine dair sağlam kanıtlar var. Beatrix kahramanının kostüm anketini zaten biliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden ikisi Beatrix'e yakın zaman içerisinde kolektör ya da Epic olarak gelecek. Sağ alt kısımdaki kostümün kesin geleceğini biliyoruz. Bu kostümün türüne göre diğer kostümün nasıl geleceği belli olacak. Eğer sağ alt taraftaki kostüm kolektör olarak gelirse diğeri Epic olacak. Epic olarak gelirse diğeri kolektör olacak. Ekranda görmüş olduğunuz Layla kostümlerinden ikisi ilerleyen günlerde oyunumuza gelecek. Bir tanesi yakın zamanda gelecek. O da kolektör olacakmış. Sağ alt taraftaki kırmızı tonlardaki kostüm. Bu kostüm Clint kolektör kostümüne birazcık daha yaklaştırılarak o tonlamalarda ona benzer bir kostüm bizleri bekliyor. Gadotkaca kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza spesyal ya da elit bir kostüm olarak gelecek. Grok kostümlerinden birisi ilerleyen günlerde oyunumuza spesyal kostüm olarak gelecek ve Mobile Legends oyununun bu kostümü etkinlikle birlikte bizlere bedava vermeyi planladığına dair sağlam kaynaklar var. Hanabi kahramanının kostümlerinden birisi de ilerleyen günlerde epik bir kostüm olarak gelecek. Hatta bu kostümlerden birisinin Zenit serisinin devamı olarak gelme ihtimali de çok yüksek. Baraz kahramanını soran birçok kişi oluyordu. Baraz için de ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Epic ya da kolektör olarak ilerleyen günlerde oyunumuza gelecek. Arlotçuları unutmadık. Arlot kahramanı için de böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz anketten 2 kostüm kahramanımıza Epic ve kolektör olarak gelecek. Akay için de kostüm anketi var. arkadaşlar bu kostümlerden birisi Akay için epik ya da spesyal olarak gelecek. Hatta spesyal gelecekse Mobile Legends oyununun bu kostüm bizlere etkinlikte bedava verme ihtimali çok yüksek. Mobile Legends oyunu Türkiye'ye özel bir kostüm getiriyor. Bu kostüm Tigreal kahramanına gelecek. Şu an anketi yapma aşamasında. Buradan belirlenecek bir kostüm spesyal kostüm olarak gelecek ve Türkiye'ye özel bir etkinlikte de bedava verilme durumu var. Kagura kahramanı için önümüzdeki günlerde mükemmel kostümler geliyor canlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi epik kolektör ya da 11-11 kostüm olarak kahramanımıza gelecek ama 11-11 ile ilgili farklı adaylar da var. Zaten ilerleyen saniyelerde göreceksiniz. Bu kostüm anket dışında yeni bir anket daha yapılacakmış. Hayabusa'nın Muğlak Gölgesi tadında bir Kagura kostümde oyunumuza ilerleyen günlerde gelebilirmiş. Ekranda görmüş olduğunuz Veil kostümlerinden birisi oyunumuza yıldız üyelik 11-11 Legend kostüm olarak gelebilir. Feni için de yakın zamanda anket yapılmıştı. Bu kostümlerden birisi Epic, Collector, Legend ya da 11-11 kostüm olarak ilerleyen günlerde oyunumuza gelecek. Franco'nun MPL kostüm anketi var. Temmuz ya da Ağustos ayları içerisinde bu anketten belirlenecek kostüm oyunumuza gelecek. Biliyorsunuz şu anda oyunumuzda halihazırda Vexena'nın Masalsı Lanet kostümünü aldığımız etkinlik var. Masalsı Lanet etkinliği Zenit kostümlerini aynı mantıkta seri bir şekilde almaya devam edeceğiz. Hanabi'den sonra aslında şöyle diyeyim, ilk olarak Harley sonra Hanabi geliyor. Harley'in bu kostümlerinden birisi seçilecek. Zenit serisinin devamı olarak oyunumuza gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi ilerleyen günlerde Karina için epik ya da kolektör kostümü olarak gelecek. Son günlerin bombası Tammuz kahramanı için yeni bir kostüm anketi ve anketteki kostümlere baktığımız zaman bayağı bir havalı. Kolektör ya da Legend olarak gelme ihtimali var bu kostümlerden birisinin ama Legend daha ağır basıyor. %90 Legend gelecek gibi ve Mobile Legends oyunu bu yıl içerisinde 2 Legend getirmeyi planlıyor. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi de Kufra kahramanı için ilerleyen günlerde epik kostüm olarak gelecek. Burada da Rafael'in kostüm anketini görüyorsunuz. Anketteki kostümlerden birisi Rafael kahramanı için epik ya da Lunar Fest kostüm olarak gelecek ama Lunar Fest daha ağır basıyor. Videoya like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.